Merhaba Gayrimenkul Okulu değerli izleyicileri. Bu yayınımızda gayrimenkul profesyonellerine yönelik olarak otel piyasasını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz serinin devamında 4 tane daha video yaptık ve her ay 5 video en az gayrimenkul profesyonelleri için hazırlıyoruz. Bu yayında da turizm sektörüne oldukça aşina bir profesyonel, otel profesyoneli Poda Bey ile birlikte otel piyasasını inceleyeceğiz. Önce ona bir merhaba diyeceğiz, onu tanıyacağız. Ondan sonrasında da onun bilgilerinden istifade edeceğiz. Poda Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Celal Bey. İzleyicilerinize de bol bol selamlarımı gönderiyorum. Merhaba. Sizi kısaca bir tanıyalım, sizi tanısınlar tecrübelerinizden istifade etmeden önce. Tabii ki. Mesleki olarak aslında makine mühendisi eğitimi üzerine Amerika'da bir finans ağırlıklı MBA eğitimi. Sonrası Türkiye'de bir süre kurumsal finans üzerine bazı şirketlerde çalıştım. 2008 yılında Hilton'a geliştirme direktörü katıldım. 7 küsur sene Türkiye'nin her tarafında Hilton'a bağlı markaların gelişiminden sorumlu oldum. 2015 yılında Marriott grubuna aynı şekilde geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak katıldım. Bir 3 küsur senede Marriott'u Türkiye'de geliştirdikten sonra artık dedim ki biraz bu tecrübeleri piyasada yatırımcılara aktarayım ve serbest danışman olarak çalışmaya başladım 2018 yılında. O yıldan beri de farklı konularda danışmanlık hizmetlerinde bulunuyorum. Genelde Türkiye'de özellikle büyük boyutlu otellerin satışlarını çok fazla piyasada bilgilerinin bulunmadığını görüyoruz ya da doğru bilgiye, gizli bilgiye ulaşmak olmuyor. Ya büyük danışmanlık firmaları nezdinde bu tür satışlar gerçekleşiyor ya da işte bankaların çeşitli işlemleriyle bu tarz satışlar gerçekleştiğini görüyoruz ama değer anlamında şu yorumu yapabilirim. Oteller normalde globalde şu şekilde değerleniyor. Otelin yıllar içerisindeki oluşturacağı nakit akışı, gelirleri ne kadar olur, ne kadar karlılığı olur ve o karlılık çoğu zaman da indirgenmiş nakit akışı yöntemiyle değerlendiğini görüyoruz. Ya da işte stabilize olan yani olması gereken doluluğuna ulaşan bir otelin elde ettiği yıllık kar üzerinden bir multiple, bir çarpan üzerinden değerlendiğini görüyoruz. Bu da tabii döneme göre değişiyor. Yatırımcıların almak istediği işte getiri oranına bağlı olarak işte %10-12 yani 10-12 çarpanlardan başlıyor da işte çok daha merkezi lokasyonlarda veya işte Avrupa'nın işte İngiltere'de, Almanya'da bu çarpanların çok daha yukarılara çıktığını görüyoruz yani 20'lere, 25'lere. O nedenle bu değerleme bir otelin karlılığı üzerine olduğu için de otelin lokasyonu, bulunduğu şehrin potansiyeli, otelin karlılığı nasıl işletildiği, binanın ne kadar yeni olup olmadığı gibi birçok faktör işin içine giriyor. 2 yıl içerisinde önceki seviyesine çıkmış İstanbul'daki otellerin dolduğu. 2023'teki düşüşte yine biraz önce anlattığım gibi bölgesel olaylardan maalesef olumsuz etkileniyoruz. Yani işte bu İsrail'in Gazze'ye girişiyle birlikte bölgeye olan seyahatlerin kısıtlanması ve iptallerin oluşması nedeniyle 2023 yılında bir düşüş yaşadık. Tabii bunun etkisi ne kadar sürecek göreceğiz, takip ediyoruz. 2024 yılının biraz daha olumlu, özellikle seçim sonrası çok olumlu geçmesini bekliyoruz şu anda. Kur etkisini şimdi onu da nasıl şöyle anlatayım. Şöyle etkiledi Türkiye'yi. Bunu hani İstanbul, Antalya, Ege hepsinde gördük, yaşadık. Tabii düşük kur, yüksek enflasyon gibi bir sarmal içine girdik son 2 yıldır özellikle. Şimdi bu otellerin genelde tabii ki konaklayan misafirlerin büyük bir kısmı yurt dışından geldiği için döviz bazlı fiyatlamalarla geliyorlar. Ama içeride hem asgari ücretteki hem maaş artışları hem otellerin kullandıkları malzemede veya misafire verdiği yeme içme her türlü malzemedeki enflasyonu yarattığı açıklananın dışında %150-200, %300'lere varan artışlar gördük bu dönemde. Şimdi bu gider artışı nedeniyle belirli bir kar marjını yakalamak isteyen oteller tabii otomatik fiyat arttırmak zorunda kaldılar. Kurda düşük kaldığı için bunu dolar ve euro bazında çok yüksek fiyatlara çıkmaya başladı Türkiye ve rakip olduğu ülkeler içerisinde pahalı bir destinasyon haline geldi. Yani Bodrum dönem dönem Güney Fransa'dan, İspanya'nın en lüks bölgelerinden, Yunanistan, İtalya'dan daha pahalı olduğu dönemleri yaşadık ve bu durumda da insanlar tercihlerini bazı ülkeleri kaydırmayı seçtiler. Fizibilitesi doğru yapmakta fayda var. Bir kere oteli yapacağınız lokasyon veya mevcut bir oteli satın alıyorsanız ona göre bir değerlendirmeniz lazım. Yani burada potansiyel ne? Öncelikle ben mesela en büyük potansiyellerin birini performansı düşük olan, belki işletme sıkıntıları yaşayan ya da çeşitli eksikleri olan, renovasyon ihtiyacı olan bir otelin alınıp geliştirilip performansının yükseltilmesi şu dönemde hani en benim önerdiğim yatırım tiplerinden bir tanesi. Tabii pandeminin de etkisi nedeniyle tabii ciddi mali anlamda sıkıntı yaşadı birçok otel. Pandemiden birçoğu çıkamadan oteller oldu. Özellikle kirada olan oteller, kiracı, mal sahibi arasında işte mahkemeler vesaire bunları çok fazlasıyla gördük ve bunların hala etkisinin devam ettiğini de görüyoruz. Yani bu bütün haberlerin bir kısmı aslında pandemi zamanından gelen. Aslında
Evet, sıkıntılar ama 2022'de maksimum geliri elde ederken işte bu yüksek enflasyon o gelirleri aldı süpürdü maalesef. İnşallah 2024 sonrası iyi bir döneme giriş yapacağız diye bir temennide bulunalım. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için, yayına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki yayında dediğiniz gibi benim de biraz incelemem, bir güncellemem lazım o bölgelerdeki gelişmeleri. Atatürk Havalimanı civarı aslında çok uzun yıllar gündemimizde olan bir konu bu, o bölgenin gelişimi ve şimdi ne durumda olduğu ve yeni havalimanı civarındaki açılacak oteller ve oradaki potansiyel, bunları da memnuniyetle değerlendirmek isterim. O zaman bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok çok selamlar. Turizm ve otel piyasasını Poğda Bey ile birlikte yorumladık. Onun değerli görüşlerini aldık. Biliyorsunuz bu yayınlar gayrimenkul profesyonelleri kategorisinde. Katıl özelliğini seçerek gayrimenkul profesyonelini seçerseniz her ay bu alanda yayınlamış olduğumuz 5 tane videoyu ve konut yatırımcılar için hazırladığımız 2 videoyu izleyebileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.